Efendim Günaydın hoş efendim. geldiniz. Teşekkür ediyorum. Kolaylıklar dileriz ama önce bir maç e, tam başlayalım isterseniz. Siz e, o gece orada mıydınız? Galatasaraylı olduğunu nuzu biliyor. Evet. Şimdi ben de oradaydım o gece. <laughs> e, şimdi esasında e, Erkan Bey e, birkaç gün sonra bir toz bulutuyla başladık olaya. Öyle mi? E, cumartesi <laughs> akşamından sonra toz bulutuyla başladık ama e, dün filan yavaş yavaş toz bulutu ortadan kalktı. Ama ilginç olan ve Türkiye'yi etkileyen ve son 10 yılımızı etkilediğine inandığım bir şeyi var. Şimdi o günkü tavır çok açık. Ben Galatasaray Lisesi mezunuyum ama emin olun Galatasaray Lisesi'ne o zamanlar ayrı ayrı sınavlara giriliyordu. Galatasaray lisesine Galatasaraylı olduğum için kulübü tuttuğum için girmiş bir insanım. Öyle mi? Yani, yani çok enteresan. Yani Tam tersi. Eğitim, e evet evet. Önceliklerinden yani, değil de spor kesin. Taraftarlı. Sen ben uamı var yok efendim işte o zamanlar ayrı ayrı giriyorduk. Evet. Alman lisesi, Avusturya lisesi. Ben onların sınavında kazanmıyorum. Hayır ben Galatasaraylıyım. Galatasaray'da okumak istiyorum evet. demiştim. Küçücük olmamıza rağmen o zaman işte 10 yaşında neyse 10-11 filan. falan. Ee, şimdi. E ee, Yıllarca deplasman maçlarına gittim. Tabii ki çok büyük bir zevkle de buraya gittik. Şimdi o gün ne olursa olsun gerçekten bazı şeyler var. Ee, Toki Başkanı'nın açıklaması çok ağır bir açıklamaydı. Hı hı. Neresi? Ben e, üzdü sizi. Şurası üzdü. Yani ben okudum da konuşmasına evet, ne demiş adamcağız acaba diye. E, şurası üzdü. Bir kere aynen şöyle başladı. Sevgili Galatasaraylılar. İşte Ali Sami Enstad'ın üst hakkını ödeyemiyordunuz, paralarını ödeyemiyordunuz, kirasını ödeyemiyordunuz. Acizlik içerisindeydi yönetim. Bize geldi, İşte Sayın Başbakanımız emin oldu. Böyle mi yani? yani bu, kelimeler böyle böyle. Ama kelimeler yani, çok önemli. A, acizlik, acizlik. Mealen bunu acizlik. dedi de. Acizlik, tabii tabii. tabii. Süheyl Bey emin tabii, misin? Tabii yani, tabii tabii. Acizlik demiş mi? Acizliği, acizlik, aciz yönetimler. Şimdi stat bir anda ayaklandı. Daha önce e, protesto eden hakikaten 300-500 neyse 1000 kişi vardı belki. Ama yavaş yavaş 30 bin kişi yani sardı. bu ada ya Galatasaraylılara Galatasaray'ın stadının açılış merasiminde merasiminde Toki başkanı merasiminde siz acizsiniz mi dedi eski yönetimlere eski yönetim. şimdi bakın ama bu Toki başkanının kabahati değil emin olun o gün stada giden herkes bunu zaten algıladı ha. zaten genel dediğim 10 yıllık yapılan dediğim bu giriyorsunuz Galatasaray stadı Telekom bayrakları, TOKİ bayrakları. Devamlı dönüyor oradan şey, TOKİ'nin konuşmaları, Sayın Başbakan'ın konuşmaları, TOKİ. Yani orada merasimden bahsediyoruz. Bir merasimde, merasimde. Şimdi orada bir Galatasaray stadından daha çok iktidarın bir şeyi hazırlanmış. Şimdi e, yani bir gecesi hazırlanmış. Evet. Her zaman işte ne bileyim ben metro salonunu açar gibi, metroyu açar gibi, işte şeyi açar gibi. Zaten çok ilginç bir şey var. Yani baraj açılışı baraj gibi. Baraj açılışı evet. gibi. E, o da canım eve o da o da bir tesisine var. Doğru. He. Şimdi bakın çok ilginç olan şu. Ne var şu yapan yapana müessesenin bayrağı orada olsa. Aynen. Ama kötü mesela mi? Telekom'un ve e, Tokin'in Tok aklına şu gelmemiş. Ya Galatasaray da açıyoruz. Galatasaray bayraklarını da koyalım bu Galatasaraylılar. Galatasaray'ın stadı. Şimdi işin vehametini şuradan anladık. E, o yüzden 10 yıllık bir ya süreç. Hiçbir yoktu diyorum. Galatasaray. Galatasaray'la kendileri açtı. Yani oraya giden benim gibi işte bilinen ne kulübü gibi kendi bayraklarını dev bir bayrak açtılar ama Galatasaraylılar. Şimdi düşünün. düşün. En, açtı yani, düğün evine yani. gidiyor. Sizin düğününüz var. Hep de öyle diyor şimdi başkan. Düğün evimizde diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Benim düğünüm var. Benle ilgili hiçbir şey yok. <laughs> Başkalarıyla o düğün salonunu bize tahsis eden adamın yaşantısıyla ilgili şeyler var. Bu insanlara garip gelmeyecek. Bir de başkan çıkıp orada başbakanımız yaptı. Şimdi bakın bir şey söyleyeceğim. Bir de gerçekler var sevgili kardeşim. Şimdi Ankara'da bir stat var değil mi? Bu stadı önünden işte Ankara gücü maç oynuyor. Gençler Birliği maç ha, oynuyor. Evet, evet. Peki önündeki yollara bir Allah kuruş para mı verdi Ankara gücü kulüp? Şimdi Beşiktaş'ın stadı var. Beşiktaş'ın İnönü stadı var. İnönü statını kaç paraya yaptırdı Beşiktaş? Önündeki yollara kaç para bir kaç Allah kuruş verdi? İzmir'de 80 bin kişilik stat var. Kaç Allah kuruş verdi orada devletin oynayanlar? Stadyumu canım, devletin stadyumu Devletin parası. Devleti evet. Tam da benim diyeceğimi diyorsunuz. Devletin. Şimdi yani Galatasaray'a. Buradaki yani, konumum nedeniyle bunları diyemiyorum da. Ya bunları zaten hepsini devlet yaptı. Evet. Bunlar Galatasaray'ın filan da değil. Beşiktaş'ın filan da değil. Yani. Söylemeniz, değil yani. Sizin söylemeniz belki hakikaten söylüyorum. Çok... Ee, iyi bir şey değil neden? Ee, yani siz gazeteci olarak bunu söylediğinizde üstünüze yüklenirler. Ama ben çok rahatlıkla söylüyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Bir başbakanımız geliyor diyor ki ben buraya 600 milyon lira verdim diyor. Ee, ondan bir Allah kuruş paranız yok diyor. <laughs> ya olmayacak zaten başbakan bunu yapacak bize. Biz ha bir de bir gerçeği var. Şimdi dün akşam çok ilginçti o yüzden toz bulutu dağıldı dedim. Türkiye'nin 10 yılını böyle geçirdik. Bakın Sayın Başbakanımız şöyle zannediyor. Bir Allah kuruş paran yok diyor. Gazeteyi televizyonu ben sana verdim. Devlet kesesinden de sana diyor. Bir milyar dolar para verdim. Kes sesini otur diyor. Arkadaşı aman diyor vallahi Sayın Başbakan verdi diyor oturuyor. Otur. Öbürüne dönüyor diyor ki enerji haline ben sana verdim diyor. Bir Allah kuruş paran mı var burada diyor. O da aman diyor Sayın Başbakanımız dedi vallahi diyor. Susuyor. Şimdi Galatasaray'a Galatasaray Ali Samiyen'deki yerini verdi. Evet. Oradan TOKİ Başkanı, aynı TOKİ Başkanı dedi ki, ihaleye çıktı, 410 küsur milyon dolara sattı bunu. Orada Aşçıoğlu firması hatırlıyorsunuz, ve evet. binalar yapacak, 410. E şimdi diyorlar ki Galatasaray'ın bir Allah kuruş parası yok. O statta daha, Ali Samiyen'de Galatasaray'ın 30 küsur yıllık üst kullanım hakkı var. var. Üst kullanım hakkı var. Düşünün yani Fenerbahçe Stadı diyoruz. Fenerbahçe Stadı'nın olduğu gibi Beşiktaş Stadı diyoruz. Beşiktaş Stadı'nın olduğu gibi. Türkiye'de böyledir. Mülkiyete sizin değil statların. Şimdi üst kullanım yani hakkını Hepsini devlet yaptı tabii zaten. Efendim, yani hiçbir kimse tabii, para vermedi. E şimdi o zaman benim stadımı yaparken hem de Ali Samiyen'deki yeri alıp yaparken TOKI bayrakları, Telekom bayrakları, Başbakan'ın konuşmaları, bir de TOKİ başkanı çıkıp da, e, aciz içindeydiniz. Ben size stat yaptım. Sayın Hı. Başbakanımız dedi. Şimdi bunu herkes yapabilir bakın. 10 yılımızı böyle yediler. E, yediler veyahut da, <laughs> neyse 10 yılımız böyle geçti. Gerçeklerle. Şimdi, ben konuşmasında o aciz içindeydi. Galatasaray yönetimleri şimdi atlamışım. Şimdi tabii tabii tabii. Yani, böyle Galatasaray, Galatasaray stadında toplanmış olan on binlerce Galatasaraylılar. On binlerce Galatasaray. Galatasaray. zaten girdik stada. Girdin stada. Ya Galatasaray'ın Zaten yani tartışma. Benim çocuklarım, benim çocuklarımla beraber, çocuklarımla beraber girdim içeri. Zaten bilet verdiler. Evet. Galatasaray Kulübü dağıttı biletleri. Galatasaray Kulübü diyor ki içimizde provokatörler var diyor. Ya 30 bin kişi. Şimdi bakın. E, Toki Başkanı da herkes şaşırdı. Yani telekom bayrakları, olur. Tamam, onu Toki sineye, bayrakları, çektiniz. sineye çektiniz. Bir dakika oturduk. neleri sineye çektiniz? E, şimdi... yeni açanlar için ben bir bağırabilir miyim efendim? E, tabii tabii. Buyurun. Ey ahali <laughs> duyduk duymadık. Sen söyledin biz mutfaktaydık, banyodaydık demeyin. Ofisteydik başka işte ilgileniyorduk demeyin. Süheyl Batum, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı o gece maçtaymış. Evet, evet. ve çocuklarımla beraber oturduk. Tamam. Zaten huzursuzuz. E, şundan huzursuzuz. Bu stadı biz yaptık. Sayın Başbakanımız üç kere durdu, devam ettirdi falan. Allah Allah. Şimdi o bir de gerçeği biliyoruz. Dediğim gibi biz çadırda mı futbol oynuyorduk şimdiye kadar? Sokakta e, ...altı kişi beraber gelip de futbol Ali Samiyan stadında. Efendim o sizin değildi ki. Peki diğer stadlar kulüplerin mi? Yani Fenerbahçe yok İnönü stadı. İnönü stadına haklıdır da bu. Beşiktaş kaç Allah kuruş verdi? Biz bunları biliyoruz hepimiz. Tamam. Ya kimse ne? vermedi. Ali, Ali Samiyen stadında biz üst kullanım hakkı yanında mülkiyeti bize ait olan yer tamamını verdik. Ali şeyde Seyran Tepe'de bize ayrılan yerin 200 dönümünü kadar bağışladık, bıraktık üst hakkının vazgeçtik. Hastane yapılıyor şimdi orada. Bütün hepsinden vazgeçtik ve TOKİ... Bizim Ali Samiyen'deki yerimizi 411 milyon dolara sattı Aşçıoğlu'na, para aldı. Evet. Aşçıoğlu da düşünüyor ki ben onlardan 600 milyon lira kazanırım, 700 milyon lira kazanırım. Oradaki alışveriş merkezlerini işte şeyleri, evleri satarak. Tamam. Şimdi bütün bunları bilirken biz... Tamam, git. Başkanı çıkıyor. Bir dakika neleri sineye çektiniz, onu i̇şte anlatıyordunuz. İşte şimdi... Çocuklarla bütün, beraber gittiniz. Bütün bu algılanmaları sineye çekiyoruz dediniz. zaten. Türk Telekom Arena. Tamam. Başkanımız bile Türk Telekom Arena diyor sürekli. Allah Allah biz Ali Samiyen'e veda diyoruz. <laughs> Ali Samiyen'den çıkıp Türk Telekom'a gidiyoruz. Arena'ya gidiyoruz. Galatasaray küçücük. Gidin bakın Türk Telekom e Arena. iki tane küçük Galatasaray. Biz bunları Sineci. Allah Allah sineye çıktık. Peki başka bayraklar var dediniz. Oturduk. Bayraklar var. Ne bayrağı? Bayra Türk Telekom'un. Tamam. Haklıdır. Devamlı Telekom Telekom söyleniyor. Tamam. İşte Telekom'un şeyleri veriliyor. E, toki veriliyor. Toki 5 e, dakikada bir e, Sayın Başbakan'ın konuşmaları geçiyor. Toki yaptı. Toki'nin açılışlarını gösteriyor. Başbakanı gösteriyor. Allah Allah anladık ki. Ya anladık falan değil. Oraya gelen 30-40 bin kişinin tamamını tek tek çağırın, sorun. Sor. Herkes anladı ki. Ama siz niye çektik diyorsun. Sayın Başbakan bunu şöyle görmüş. Ya işte bir metro istasyonu açıyorum ya. Evet. İşte e, tesis açtım deyip ve Toki'nin mutfağını açıyorum. Bu böyle görmüş onu. Ben de stat açıyorum. Bunların bir Allah kuruş parası yok. Ben de bunlara işte verdim. Arkadaşıma gazete verir, televizyon verir gibi verdim. <laughs> Dur bakalım kullansınlar. Hadi bakalım ben istediğim zamanda bana tahsis etsin. Böyle bir bakıyor olayı. Anladık yani bunu anlamadık değil. Evet. Bir de yine sineye <laughs> çektik. Affedersiniz. Kadar. kör kör gözün parmağına derler. Bir de TOKİ başkanı çıkıp bu konuşmayı şimdi yani 30 bin kişiyi organize edebilir misiniz? 40 bin kişi bu ne? siz yani hepsi orkestra, kursanız, orkestra kursanız orkestra kursanız aylarca şey yapmadan şöyle yapsanız bir anda insanlar aynı şeye başlamaz. İnsanlar artık dayanamadı bir anda çıktı insaf dedi. İnsaf ve yuhalamaya ve ıslıklamaya başladı. Şimdi hepsini anlarım. Tekrar söylüyorum. 10 yılımız sevgili Erkan tam böyle geçti. Emin olun böyle geçti. <laughs> i̇şte ama başbakan de, başbakan mı söyledi? AK Partili sözcüler mi söyledi? Orada CHP'li bir grup vardı. Onlar organize ettiler. Şimdi onlar yalan öyle... değilmiş canım. Ama söyle söyleyin. Siz oradaymışsınız ya. Aynen biz de oradaydık <laughs> herhalde öyle diyorlar. Şimdi yani adamlar doğru söylüyor Süheyl Bey. Yalnız Süheyl Batım orada işte CHP'li var mı var? Şimdi şecaat arz ederken <laughs> e, bilmeyenler bazen sirkatin söylermiş. Ee, veyahut da doğruyu <laughs> görmek isteyenler diyelim o laf biraz başkadır ama olsun şimdi evet. e, onu söyleyen sayın bakanlar bir kere e, bazılarına dava açacak Galatasaraylılar biliyorum öyle mi tabi hayır bunu dedi bakanlar ee, mı dedi ben hayır bazı yani. bakanlar bazı bakanlar çok ağır e, laflar söylediler hiç hadlerini olmayan şeyler söylediler orada 40 bin kişiye ilk önce ya diyorum 10 yılda yapıldığı gibi hep şöyle yapıldı dikkat edin 15 yıl önceyi hatırlayın Erkan Bey Mesela her Cuma günleri e, cami çıkışlarında işte ne bileyim ben bir şey protestosu yapılırdı hatırlayın Filistin evet. protestosu yapılırdı filan hiç sizin aklınıza bunlar AKP'liler yaptırıyordur geldi mi yok Cuma namazı sonrasında insanlar yürüyor 10 senedir şu var İktidar protesto edildi 60 bin kişi e, e, yu, e, e, neydi e, Bono konserinde şey yaptı YouTube konserinde ee, Sayın Egemen Bağış'ı protesto etti. CHP'ler organize etmiştir. <laughs> i̇şte şey yaptı. CHP'ler organize etmiştir. 3-5 tane CHP'li. Bu ne güzel 3-5 tane CHP'liymiş. <laughs> Benim eşim diyor ki evde. Ben diyor televizyonu baktım diyor. Televizyon Türkiye'nin gerçeğiydi bu. O sırada diyor bir şeyler başladı anladım diyor. Bir sesler başladı. O sırada sesi kıstılar diyor. Televizyonlar şöyle vermeye başladı diyor. Allah'ım Galatasaray seyircisi coşkusunu ifade ediyor. Ee, sevinçten zıplıyor diye. O aranda kestiler diyor. Soyunma odalarını göstermeye başladılar diyor. Türkiye bu. 10 yılı buydu. Bakın bizim demokratik değil, makul değil dediğimiz buydu. Ee, protesto olursa 3-5 CHP'li nankörler. Öbür türlü de başbakan şöyle zannediyor sayın başbakan. Hakikaten bu bir ilginç bir şey. Yani ben böyle bir şey görmüyorum. Ben gerçekten bu yaşta. Hiç duymadım bir başbakandan. Hadi bakalım inin stadını yaptık, yolları da yaptık. Hadi bakalım nankörlük etmeyin. Bir Allah kuruş paranız yok. Böyle bir şey duymadım. Hadi bakalım İzmir'e 80 bin kişilik stat yaptık. Yollarını da yaptık. Geçiyorsunuz oradan. Hadi bakalım bir Allah kuruş paranız yok diyen bir başbakan görmedim. İlk defa Sayın Başbakan şöyle zannediyor. Yol yaptım buraya hadi bakalım Erkantan geliyorsun. <laughs> e, bu yoldan geçiyorsun. Hadi bakalım televizyoncular beni <laughs> çıkartın devamlı. Şimdi ya ciddi bir şey bu, ciddi bir şey, psikolojik, psikolojik olay, olay. ve evet, e, bu çıktı olay ortaya ama şuna yaradı. şu üç günlük olayı ne olur değerli izleyiciler hiç bunun abartması yok. Tamam. Alsınlar her olaya koysunlar. Birazdan eğer konuşabilirsek yargıyı konuşacağız. Aynı şeyi yargıya koysunlar. Bir gerçekler Türkiye'si var. Olanlar size bir iki şey getirdim bakmıyorsa tamam. bir evet. de söylenenler. Efendim olur mu? Bir Allah kuruş şeyleri yok onların. Ee, yanlış yapıyorlar diye. Canan başbakan da bir... ıslıklanır mı filan? Hah mesela. Siz mesela. de ıslıkladınız mı? Mesela ee, bilmiyorum onu cevap vermeme hakkını kullanayım ben. <laughs> Ama, Ama çocuklarım, e, çocuklarım protesto ettiler. Protestoya katıldılar e, çocuklarım ve ben e, tekrar söylüyorum. Maalesef bu böyledir. Ama şimdi çok ağır bir iddiada bulunuz. Yani Toki Başkanı Galatasaray Stadı'na toplanmış on binlerce Galatasaray'a Galatasaray yönetimlerinin aciz içinde olduğu Tabii canım, ilgili konuşma yaptı. Paraları ödeyemiyordunuz. Hiçbir şey ödeyemediniz. Acizlik, e, bunun acizliği içindeydiniz. Geldiniz bize filan deyince ha, bu tarzda mı? Aynen. Ha, öyle bir anlatıyorsunuz ki kalkıp hayır, hayır. gelir adamın Şimdi sizi. şöyle diyor canım adam. Ha, <laughs> <laughs> hakikaten e, Toki bu başkanı şöyle diyor. Hayır hayır yani? hayır. Alın izleyin. Toki baş... Bir de bağırarak konuşuyor.